Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü çalışmamızda çok güzel, çıtıpıtı, iki sırada biten bir model paylaşacağım. Modelim için şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü ve ona uygun da 3,5 numara şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yanındaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz hemen modelimin yapım aşamasına geçelim. Evet ben şöyle iki şişime de birlikte ilmeklerimi çıkarttım. Modelimizin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları artı 1 ve artı 2 kenar ilmeğinden oluşmaktadır. Sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinizi çıkartabilir ve alt kısmına istediğiniz lastik modelini de uygulayabilirsiniz. Şimdi ben lastik modeli uygulamayacağım. Modele geçmeden önce kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra boyunca bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Ön yüzüne geçtiğimizde ise modelimize ilk sırasıyla devam edeceğiz. Evet örgümün ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir düz ördüm. Bırakmıyorum. Bakın şu dibine batıyorum. Bir kez daha düz olarak görüyorum. Bir ilmekten iki ilmek çıkarmış olduk. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi arkaya alıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bırakmıyorum. Dibine batıyorum. Bir kez daha düz olarak görüyorum ve şişimden bırakıyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek ters. İpimi arkaya alıyorum. Bir kez düz ördüm bırakmıyorum dibine battım bir kez daha düz olarak gördüm sıra sonuna kadar bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz bir ters ördüm kenar ilmeğimi düz ördüm sıramı tamamladım örgümün arka yüzüne geçtim kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek düz ördüm bir ilmekten iki tane ilmek çıkartmıştık. İkisini birlikte soldan sağa doğru düz örerek kesiyorum ve eski ilmek sayıma ulaşıyorum. Bu şekilde. Evet, sizlerle beraber bir tane modelimizi yaptık. Şimdi ikinci modelimizi de yapalım. Modelimiz ilerledikçe kendini belli ediyor. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir düz ördüm. Bırakmıyorum. Dibine battım. Bir kez daha düz olarak ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Bir ters. İpimi arkaya aldım. Bir düz. Dibine batıyorum. Bir kez daha düz olarak örüyorum. Bu şekilde yaparak ilerliyoruz. Alamadım. Şöyle tekrar deniyorum. Evet. İpi kendimden tarafa aldım bir ters. İpi arkaya aldım bir düz ördüm. Sonra dibine battım. Bir kez daha düz olarak ördüm. Bir ters kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzüne geçtim. İkinci modelimin ikinci sırasındayım ve son sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. Bir ilmekten iki ilmek çıkartmıştık. İkisini birlikte soldan sağa doğru bakın bu şekilde düz örerek kesiyorum ve eski ilmek sayıma ulaşıyorum. kenar ilmeğimizi düz ördük. Sıramızı tamamladık. Evet artık ben devam etmeyeceğim. Sizler takıldığınız yer olursa videoyu tekrar tekrar baş alarak yapabilirsiniz. Yahut da yorumlar kısmından bana sorularınızı sorabilirsiniz. Kamera arkasında farklı bir rengimle büyük parçada çalıştım bakın. Burada daha çok net belli oluyor. Burada da bu şekilde sizlerle yaptığımız küçük parçamız. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Hemen kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Çok güzel büyük yeleklerinizde, hırkalarda, süveter yapımında, bere ve atkılarınızda, patiklerinizde, özellikle bebek battaniyenizde de yaparsanız astar gerektirmeyen kolay ve güzel bir model. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki güzel videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.